Salih Tuna Amiralim, o iş öyle değil. İsrail'in Gazze'de çocukları paramparça ettiği, masum Gazze halkını soykırımdan geçirdiği süre boyunca kimi aydınlarımız, yazar çizerlerimiz ve hatta din adamlarımız sayesinde İran'ın Evet İran'ın, İsrail'in değil, nasıl bir şeytan bölge için nasıl bir bela ve ne korkunç bir tehlike olduğuna dair çok etkileyici bilgiler edindik. Müstefit olduk, dahası müthiş aydınlandık. Meğer İsrail'e düşmanmış numaralarına yatan İran, gerçekte danışıklı dövüş yapıyormuş. Vekil güçlerinden Yemen'deki Ensarullah'ı yani Husi'leri ve Lübnan'daki Hizbullah'ı da İsrail'in önünü açmak için kullanıyormuş. İran'ın sinsi planları hususunda halkımız aydınlatma kervanına çok değer verdiğim Mustafi Amirali'miz Doçent Doktor Cihat Yaycı da katılmış. Bir konuşmasında aynen şöyle diyor. 1979'da İran İslam Devrimi yapıldığında Humeyni neredeydi diye sormak lazım. Paris'te. Sürgündeki hükümet nerede kurulmuştu? Paris'te kurulmuştu. Fransız Hava Yolları uçağıyla Tahran Havalimanı'na inmiş ve İlk söylemi şu olmuştu. Siyonist, İsrail'i haritadan sileceğiz. Ondan sonra hatırlarsanız çarşaf çarşaf, böyle yok İsrail'i yok edecek füzeler geliştirdik, böyle menzil haritaları falan, televizyonlarda, gazetelerde bol bol yayınlandı, İsrail de kendine meşru bir sebep buldu, silahlanmak zorundayım. Çünkü koskoca bir İran var bölgede, beni haritadan silmeye kalkıyor dendi, nükleer silah sahibi oldu.'' O sayede. Değerli amiralimiz Cihat Yaycı, değerli düşünürümüz Yusuf Kaplan gibi, Arnold Tambi ve Bernard Lewis gibi kallavi referanslar vermiyor ama 3 aşağı 5 yukarı aynı sonuca ulaşabiliyor. Yani İran-İsrail danışıklı dövüş yapıyor şeklindeki ortak noktada buluşuyorlar. Değerli amiralimiz doçent doktor Cihat Yaycı, herhangi bir amiral değil, Mavi Vatan doktrini deyince akla ilk gelen uluslararası deniz hukuku konusunda yazıp çizdikleriyle dosta düşmana kendini kabul ettiren askeri stratejistimiz. Yusuf Kaplan da geleceğin gazalilerini yetiştirmeye kendisine adayan değerli bir düşünürümüz. Dolayısıyla her iki güzide insanımıza kimi hatırlatmalarda bulunmak takdir edersiniz kolay değil. Lakin ben yine de değerli amiralimiz Cihat Yaycı'nın hoşgörüsüne sığınarak bir şeycikler söylemek isterim. Mesela İsrail de kendine meşru bir sebep buldu. Silahlanmak zorundayım çünkü koskoca bir İran var bölgede. Beni haritadan silmeye kalkıyor ifadesi üzerine. İsrail'in 6 gün savaşında nasıl kazandığını sormak isterim. Hayır yani İsrail 1979'daki mezkür tehdit üzerine silahlanmaya başladıysa 1968'de onca Arap devleti karşısında silahsız mı kazandı? Amiralimiz mezkur ifadesinin devamında İsrail'in nükleer silah sahibi olmasını da Hümeyni'nin 1979'daki söz konusu tehdidine dayandırıyor. Halbuki 1960'larda Negev çölündeki tesislerinde nükleer çalışmalarına başlayan İsrail, 1968'deki 6 gün savaşında nükleer kapasiteye ulaşmış vaziyetteydi. Sayın Cihat Yaycı'nın sandığı gibi Hümeyni Tahran'a iner inmez İsrail'i kafaya takmış falan değildir. İsrail karşıtlığı siyasi mücadelesinin hep merkezinde yer almıştır. O kadar ki İran'dan 1964'te sürgün edilme gerekçelerinin başında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Amerika ve İsrail yanlısı politikalarına karşı çıkmak gelir. Gelelim Hümeyni'nin arkasında Fransa'nın olduğu iddiasına. Mahud iddia Hümeyni'nin sürgün olduğu dönemde ikamet ettiği lokasyonlardan hareketle dile getiriliyorsa ilk sürgün yeri Bursa'dır. Hümeyni'nin arkasında Türkiye'de vardı mı diyeceğiz. Hümeyni Türkiye'nin ardından 13 yıl kalacağı Irak'ın Necef şehrine geçmiştir. Ne ki faaliyetlerine kısıtlama getirilince 78-79 yılında Paris'te ikamet etmek zorunda kalmıştır. Hümeyni'nin arkasında Fransa olsaydı, İran İslam devrimine karşı kıyasıya silahlı mücadele veren ve İran'da birçok bombalı terör saldırısını gerçekleştiren halkın mücahitleri örgütünün lideri Mesut Recevi'ye aynı Fransa ev sahipliği yapmazdı. Salih Tuna Sabah Salih Tuna, oyuna gelen biz olmayalım. Refikimiz Star gazetesinin duayen yazarı Selahattin Eşşakırgil, Azerbaycan'da oynanan oyunların bir oyuna geleni de biz olmayalım uyarısıyla başladığı dünkü köşesinde çok ilginç bir röportajdan söz etti. Bakü'de gerçekleştirilen iş sokak röportajında Azerbaycanlı kardeşlerimize olası bir İsrail-İran savaşında kimin yanında yer almalıyız diye sorulmuş. Birkaç hariç çoğunluk İsrail'in yanında yer almalıyız demiş.'' Evet yanlış duymadınız. İsrail'in. Malumunuz Azerbaycan'da Şii, İran'da Şii. Demek ki aynı mezhepten olmak da yetmiyormuş. Azerbaycan değil de başka bir ülkenin Şiileri İsrail'in yanında yer almalıyız deseydi bizdeki mezhep asabiyetiyle malül eşhas Şiilerden zaten başka ne beklenirdi ki? Boşuna mı biz İsrail'in önüne açıyorlar? Danışıklı dövüş yapıyorlar diyoruz. Yollu kaptırıp giderlerdi. Söz konusu Azerbaycan olunca gıkları çıkmıyor. Gerçi işlerinde mevzul miktar yazar çizer, İran İsrail'den beter demişti ya, bahsi diğer. Merhum Sezai Karakoç abi hayatı boyunca hep dirilişten söz etti, bir kez olsun mezhebe meşrebe vurgu yapmadı. Tam aksine Türkiye'nin İran'la çatışması tuzaktır dedi. Tıpkı Akif veya İkbal gibi sahici ve kuşatıcı, ehl sünnet çizgisine mensup olmanın sorumluluğuyla hareket etti ki ehl sünnet en geniş anlamıyla bozgunculuğa ve tuğyana karşı inşa edici aklın ifadesidir. İnşa edici akıldan mahrum olanların kuşatıcı olması da beklenemez. Dahası millete zerk etmeye çalıştıkları mezhep taassubuyla Batı'nın yıllardır aşerdiği İran-Türkiye savaşına zemin hazırlamanın ötesine de geçemezler. İçler acısı hallerine muttali olunca o ayetten mülhem ey ehli sünnet ehli sünnet olun demek geçiyor içimden. Şuncağızı görmüyorlar mı? soykırımcı İsrail rejimi katliam yaparken zerre miskali mezhep ayrımı yapmıyor. Filistin'de Sünni, Lübnan'da Şii kesiyor. Ki Lübnan'da şehit ettiği Fuat Şükür, Bosna'da Sünni kardeşlerinin yardımına koşanlardandı. Tıpkı Gazze'li Sünni kardeşlerinin yardımına koşmak için canlarından geçen Şiiliğin Zeydi koluna mensup Yemenliler gibi. İsrail'in yanında yer almalıyız diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerekçesi mi? Karabağ'ın özgürleşmesinde İsrail'in çok yardımını görmüşlermiş. Böyle izah etmişler. Diyeceksiniz ki şimdiye deyin Azerbaycanlı hiçbir yetkiliden İsrail'in kendilerine yardım ettiğini söylediklerini duymadık. Yardımlarına koşanın Türkiye olduğunu her fırsatta dile getirdiler. Zaten Selahattin Çakırgil de buna dikkat çekiyor. Azerbaycanlı resmi makamların Karabağ Savaşı sırasında kendilerine asıl yardımın kim tarafından yapıldığını söylerken sokaktaki insanların bunu hiç dile getirmemelerini biz burada görüyoruz da Azerbaycan yetkilileri görmüyorlar mı? Görüyorlarsa da görmüyorlarsa da her iki durumda da üzerinde dikkatle ve esefle durulacak bir haldir. Gazze'yi özgürleştirmek için Aksa tufanını başlatan Filistinli direnişçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan mücahitler tesmiye etmişti. Doğu Perinçek ve Aydınlık Grubu gibi anti-emperyalist çevreler de Hamas'ı Kuvayi Milliye'ye benzetmişti. Gel gelelim Azerbaycan devleti Gazze'yi özgürleştirmek isteyenlerin değil Filistin'i işgal eden İsrail'in yanında yer almıştı. Hadi diyelim bir millet iki devlet diskuruna tas tamam ters düşmez bu. Nihayetinde iki devlet varsa iki ayrı tavrın olması da mümkündür. Peki ya tek bir millet ne olacak? Gazzeli çocukların paramparça edilmesine, Türkiye halkının ciğeri yanarken Azerbaycanlı kardeşlerimiz İsrail'in yanında nasıl durabiliyor? Salih Tuna Sabah. Salih Tuna Gazze'ye gitmek isteyen general Ailesi tarafından geçtiğimiz hafta içinde Bosna şehidimiz Selami Yurdan'ı anma gecesi yapıldı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde. Şehidimizin abisi Reca Yurdan'ın konuşmasının ardından arkadaşı olarak fakiri de kürsüye davet ettiler. Dile kolay aradan tam 32 yıl geçmiş. Türkiye'den Bosna'ya giden kahramanların arasındaydı Selami. 22 Ağustos 1992'de Sırplar tarafından şehit edildi. Haberini alır almaz her semtten her mahalleden adeta kol kola koşup gitmiştik şehidimizin merhum babası Ferman amcanın evine. Naçizane konuşmamda Selami Yurda'nın arkadaşı olmanın hayatımın en büyük onuru olduğunu dile getirmeye çalıştım. Zulme maruz kalan bir mazluma muttali olduğu anda mezhebine, meşrebine, etnisitesine zerre miskali tecessüs göstermeden acısını iliklerine kadar hisseden başka birini tanımadım. Dünyanın neresinde olursa olsun hiç fark etmezdi. Mazlumun kimliğini sormak zilleti ondan her daim uzaktı. Selami yurdan Kürt'tü. Lübnan'da İsrail'in katlettiği Fuat Şükür, Kesin bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel Arap'tı. Söz konusu anma gecesinde yaptığı konuşmada fiziki olarak yardıma ihtiyaç hasıl olduğunda Gazze'ye koşup gideceğini söyleyen Akıncılar Hareketi Genel Başkanı Mehmet Şahin de Türk. Aynı gecede Gazze'de kardeşlerimin yanında savaşmayı çok isterim diyen Tu General Şerif Petkoviç Boşnak. Hani Aliye İzzetbegoviç'in yanında yaptığı tekbir çağrılarıyla bilinen Tu General boşnaklar olarak İslam ümmetinin küçük bir parçası olduklarını ve şehit Selami Yurda'nın kendileri için onur kaynağı olduğunu dile getirdi. İşte gerçek omurga budur efendiler. Kürdü, Türkü, Arabı, Boşnağı ila ahir aynı cephede buluşturan manadır. Dört bir yanımızın kuşatıldığı ve müstevlilerin kısa ve uzun vadede envai çeşit planlar yaptığı bu netameli dönemde her şeyden evvel bu manayı tahkim etmek mecburiyetindeyiz. Ne yalan söyleyeyim, o gece Gazze'ye koşup gideceğini söyleyenlerin yaşlarının muharebe için biraz ilerlemiş olduğu aklımdan geçmedi değil. Ne ki hemen aklıma İsmet Özel'in bir konuşmasında anlattığı geldi. Cihada katılmak isteyen bir adamı peygamberimizin yanına götürürler, ve adamın cihada katılmayabileceğini ona söylemesini isterler. Peygamberimiz de ailesinin adeta kendilerini paralarcasına dile getirdikleri bu arzuları üzerine adama cihada katılmasan da olur der. Adam gittikten sonra ailesine dönüp şöyle buyurur. Neden bu kadar ısrarla cihada katılmamasını istiyorsunuz? Belki de şehit olurdu anlamak isteyen için şehit ve şehadet konusunda bundan daha etkili hiçbir şey olamaz. Salih Tuna Sabah